che è stato povero, che si è costruito da solo, si interessa di calcio, ama la vita, ama divertirsi. Silvio daima veya İtalya hükümet liderinin önlenemez yükselişinin şifrelini çözmek. Silvio Berlusconi'nin kişisel, siyasi ve yasal programında kadınlara karar verici bir mevki verildiğini anlatan belgesel bir film. Non si vedrà mai una fotografia di Silvio che è in giro con le donne o altro. Sono invincibile. Filmde bir sahnede şunu söylüyor. İtalyan kadınlarının hayatını değiştirdim. Çünkü öğleden sonraları ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Sıkıcı siyah beyaz ekranların karşısında ütü yapıyorlardı. Televizyona eğlenceye farklılık getirdi. Ve yavaş yavaş seyreden kadınları oy verenlere dönüştürdü. Queste telespettatrici in elettrici. Son 30 yılda oy verenler televizyon programlarının müdavimlerine dönüştü. Söz konusu programlarda kadınların yansıtılışı normal karşılanır oldu. Lorella Zanardo bu imaja savaş açtı. Kadın Vücudu adlı belgeseliyle Avrupa'yı dolaşıyor. Belgeseli internete de koydu. Burada izleyenlerin sayısı 3,5 milyonu aştı. L'Italia in questo momento è un po' un caso unico. İtalya şu anda türünün tek örneği. Ele alındığı model itibariyle tamamen eşsiz. Şunu hatırlayalım ki özel ve devlet kanallarında kadın satılık eşya, ticari ürün ve bedeni mal gibi gösteriliyor. Quasi unicamente come donna mercificata, corpo oggetto. Perché accettiamo questa umiliazione continua? Perché non ci occupiamo dei nostri diritti? İtalya'da Kesting'in kralı ve Berlusconi'nin yakın arkadaşı Lele Mora'nın ofisindeyiz. Mora, Berlusconi'nin seks iddiaları skandalı Rubygate'le ilgili ifade verecek. Biz buradayız çünkü bugünkü birçok televizyon yıldızının yolu ajanstan geçti. Mora, kadınların iyi satış yapan bir ürün olduğunu söylüyor bize. La sensualità, la bellezza. Şehvet, güzellik, refah. Bence halk istediği için sahneye çıkıyorlar. Ama bu demek değil ki kötü bir tat bırakıyor. Hiçbir kadın zorla sahneye çıkarılmıyor. Eğer bahşedilmiş hediye ve kalite gibi şansı olduğunu düşünüyorsa yapıyor. Ayrıca seksilik durumu da var. Çünkü aksi halde bir anlamı olmazdı. Kadın Adem'den türedi. Günahın meyvesi olarak doğdu. Ve günah işlemek iyi hissettirebilir. Temiz yoldan günah işleyebiliriz. Peccare a volte fa bene. Peccare in maniera pulita. Mora'nın değindiği seksi olma, Dani Samvis'in Mediaset kanallarında şov kız olarak kariyer yapmasını sağladı. Yakın zamanda hava durumunu sunuyordu. Şikayet edemem, her şey güzel, işim var, para kazanıyorum. Rio de Janeiro'daki aileme, durumları iyi olmayan anneme ve kız kardeşime bile yardım edebiliyorum. Dolayısıyla şikayet edecek hiçbir durumum yok. Herkes hayatta dilediğini yapmakta özgür, yani ben iyiyim. Tranquilla, no stress. İtalya'da gençlerin üçte biri işsiz. Böyle bir ortamda her türlü fırsatı değerlendirme devreye giriyor. Sosyolog Bianca Vecelli, eğitim açısından erkeklere göre daha kalifiye olan kadınların profesyonel anlamda daha fazla kısıtlandıklarını savunuyor. İş ilanlarıyla ilgili bir çalışma yapıyorum. İlanlara bakınca kadınlardan neler istendiğini görürsünüz. Her şeyden önce güzel olmak. Örneğin bilgisayar mühendisine güzelliğin ne faydası olacak? Mantıksız.
Medyada erkeğin hakim olduğu sembolik ve en kolay yoldan tüketim objesi kadınların bulunduğu dünyayı yönettiği imajını yaratmak basit. Kadın vücudu, başarının, boyun eğdirmenin, kontrol altında tutmanın en kolay ve en erişebilir sembolü. È il più facile simbolo del successo, del soggiogamento. Boyun eğimi, başkasının altında olma. Daniela Santanche bunları yaşamıyor. Yaklaşık 15 yıl önce politikaya atıldı. 2 yıl önce de Silvio Berlusconi'nin partisine katıldı. Şimdi onun en yakın danışmanlarından. Berlusconi'nin sahibi olduğu medya imparatorluğunun başında. Kadının medyadaki imajinerlik tartışmaların beyhudiliğine dikkat çekiyor. Bakın, Nobel Barış Ödülünü kazanmış olsaydım gazeteler şunu yazacaktı. Yüksek topuk ve mini etek giyen Daniela Santanche Barış Ödülünü kazandı. Ne demek istenecekti? Üçüncü milenyumda hala kültürel baskı kadınların üzerinde. Eğer biraz aptalsanız kötü bir şey değil bu. Hatta onları çok fazla sıkmadığınız sürece daha da iyi. Bizi dikeyden ziyade yatay tercih ediyorlar. Erkeklerin düşünce tarzıyla ilgili söyleyeceklerim yeni değil. Berlusconi, İtalyan ve Avrupalı erkeklerin zihniyetinin ifadesidir. Berlusconi è un'espressione del pensiero del maschio medio italiano europeo. Böyle düşünce tarzı bu kadını İtalya Başbakanı'nın kabinesinin en sembolik ismi yaptı. Eski top model, güzellik kraliçesi ve hukuk diplomalı Mara Carfagna 3 yıldır Eşit Haklar Bakanı. Gündemi sorularımızı yanıtlayamayacak kadar yoğun. Çalışmaları rakipleri tarafından bile takdir görüyor. Ancak çoğuna göre Eşit Haklar sözü boş. Dünya Ekonomik Forumu'nun yayınladığı son cinsiyet raporuna göre İtalya, eşitlik konusunda alt sıralarda. Geçen Şubat'ta ülke genelinde 1 milyondan fazla kişi gösteri düzenledi. Hareketlerin adı Se non ora quando, yani şimdi değilse ne zamandı? Bir grup kadın, İtalya'daki hemcinsel yönelik ayrımcılığı ortadan kaldırmaya karar verdi. Aynı zamanda kadınların vurdum duymazlığıyla da mücadele edecekler. Çünkü Avrupa'da ev ve aile iş yükü açısından Malta'yı bile geride bıraktılar. Geride kalan onlarca yılda kadının Avrupa'daki pozisyonunu geriye itti. Avrupa toplumları özellikle sosyal yardım konusunda çok şey yaptı. Birçok ülkede İtalya'ya nazaran daha iyi işliyor. Fakat biz bunu yarım kalan devrim olarak görüyoruz. Tamamlanmadı. Şimdi Avrupa'ya devrimi olgunlaştırma çağrısı yapmanın tam zamanı. Böyle bir devrim erkekler olmadan gerçekleşemez. Şubat'taki gösterilerde Maskulin Prular Derneği üyeleri de vardı. Kadınlarla dayanışmanın ötesinde kendi kimliklerini doğrulayacak erkeklere ataerkil kalıpları aşağılamayla mücadeleye ihtiyaç olduğunu vurguluyorlar. Bugün erkeğin rüyasının piyasa, para ve güç üzerinden gerçekleşebileceğini yansıtan geniş kapsamlı bir imaj mevcut. Rüya kadının sürekli ulaşılabilir olmasına uzanıyor. Yani kadının her an emrinize amade olmasına. Kadınları el altında tutmaktan ziyade onların ihtiyaçlarına yanıt vermeyi istemeliyiz. Kadınlara ait arzular tecrübelerimi, seksüelliğimi ve kadınlara karşı tutumumu zenginleştiriyor.